Ya eyyühellezîne âmenû idâ nûdiye lissalâti min yevmil cum'ati fes'av ilâ zikrillâhi ve zerul bey'a. Zâlikum hayrun lekum in kuntum te'lemûn. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض وإن في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمض الناس صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Cumamız mübarek olsun değerli Müslümanlar. Bu haftaki cuma hutbemizin konusu kibir hakkında. Hutbemin başında okumuş olduğum Araf suresi 146. ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Yeryüzünde haksız yere böbürlenip kibirlenenleri ayetlerimden mahrum bırakacağım. Onlar her türlü mucizeyi görseler de yine iman etmezler. Onlara doğru yol gösterilse ona uymazlar. Onlara eğrilik gösterilse hemen ona saparlar. İşte bunlardan dolayı ayetlerimizi yalanlamaları ve ayetlerimizden gafil olmalarından dolayı Allah ayetlerinden o kimseleri mahrum bırakacak. Hutbemin başında okumuş olduğum Müslim'de geçen sahih bir hadiste de Abdullah İbni Mesud kanalıyla bize gelen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kalbinde zerre miktar kibir bulunan kimse cennete giremez. Sahabeden biri soruyor, ey Allah'ın Resulü, ama insan elbisesinin, ayakkabısının güzel olmasını arzu eder. Deyince Resulullah tebessüm ederek, İnnallâhe cemîlun yuhibbul cemal. Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir, hakkı kabullenmemek, hakkı kabul etmemek, insanları küçük görmektir. Şimdi kişi kendine sorar, acaba ben kibirli miyim? El cevap, hayır kibirli değilim. Bunun sebebi de kibir elle tutulan, gözle görülen veya kulakla işitilebilen bir şey değil. Ama eğer insanoğlu kibri somutlaştırdığı zaman, somutlaştırmadığı müddetçe de onu anlamayacak. Onu hiçbir zaman tam manasıyla anlamayacak. Kibrin birçok alameti var ama ben inşallah bugün insanları küçük görmekle, küçük görmek olan alametinden biraz bahsedeyim. Konuşurken insanların yüzüne bakmamak. Evet, bazı insanlar konuşurken insanların yüzüne bakmıyor ve yolda yürürken Allah'ın onu her daim gözetlediğini, ondan haberdar olduğunu, onun yapacağı en ufak işten haberdar olduğunu bilmeyerek yürümek. Evet, bazı insanlar özel kurslara giderler daha güzel yürümek için, daha alımlı, daha çalımlı, daha güzel konuşmak için özel kurslara giderler. İnsanlardan bazıları da vücut geliştirmek, kas yapmak için yine özel olarak fitnesslara ve benzeri yerlere giderler. Sağlık için mi? İlla istisnalar vardır ama geneli böbürlenmek için, ekseriyeti böbürlenmek için bu tarz yerleri tercih ederler. Evet, söz gelimi değerli Müslümanlar, biri bize nasihat ettiği zaman Allah için şu senin şu şeyin Allah'ın razı olmayacağı bir ameldir. Allah'tan kork, bunu düzelt. Bir kardeşimiz bize Allah için nasihat ettiği zaman, bir yanlışımızı düzeltmek babında bizi bizden daha çok düşündüğü zaman biz şunu mu diyeceğiz? Elhamdülillah, içimizden veya dışımızdan, elhamdülillah
ne güzel bir kardeşim var. Beni yanlışa düştüğüm zaman benim elimden tutup oradan beni çıkarmaya çalışan, bana Allah'tan kork diyen, bana her daim Allah'ı hatırlatan bir dostum bana kusurumu hatırlattı. Allah'a hamdolsun mu diyeceğiz? Eğer bunu dersek biz ne olmuş oluruz? Biz mütevazı bir insan olmuş oluruz. Bunu tersten okuyalım. Bir insan yine bize bir kusurumuzu, bir hatamızı hatırlattığı zaman, işte bu senin bu hasletin, senin bu huyun Allah'ın razı olmayacağı bir huydur, bir haslettir. Yok mu? Hepimizde mevcut Allah'ın razı olmayacağı hasletler. Yine hatırlattığı zaman eğer biz bu tavır karşısında, sen önce dön kendine bak, sen konuşuyorsun ama bir bakalım sende neler var. Ya ben işte onu yapmayacaktım, şöyle oldu, böyle oldu diyorsak biz kibirli insanız demektir. Aslında burada bir hak kabullenmemek de var. Şimdi eğer bizde olmayan veya bizde olup da Allah'ın razı olmayan bir amel işlediğimizde, bir söylem içine girdiğimizde kardeşimiz bizi uyarıyorsa bize hakkı getirmiş oluyor. Resulullah ne demişti? Batrul hak, yani hakkı gizlemek, hakkı kabul etmemek, özür. Hakkı kabul etmemek, bir kardeşimiz bizde Allah'ın razı olmayacağı bir şeyi düzeltmek için bize hakkı getirdiği takdirde biz eğer bu hak karşısında kibirlenip böbürleniyorsak biz de Resulullah'ın bu hadisinin içine girmiş oluyoruz. Yani Tirmizi'de geçen bir hadiste de Resulullah şöyle buyuruyor. Kibirli insanlar kıyamet günü zerre şeklinde diriltecekler. Yani gözle görülmeyen mikrop şeklinde dirilteceğini Resulullah bize haber veriyor. Değerli Müslümanlar, eğer içimizden bir kişinin insanlığından, kişiliğinden, kıyafetinden, uslubundan, şivesinden ve benzeri böyle Allah tarafından verilmiş olan kusurlardan dolayı biz eğer bununla alay ediyorsak, bununla dalga geçiyorsak ve bunu eğlence konusu ediyorsak biz kibirliyiz demektir. Ve bu hadiste bahsedilen işte el-kibr batrul hak ve gamdun nas hangi gerekçeyle olursa olsun insanları küçük düşürme sınıfına girer ve bu kibirli alameti insana gözükür. Yani Müslümanlar, hani bazı platformlarda görürüz. İşte Megamart, fırsat ürünü, fırsat ayı. Öyle bir ay içindeyiz. Fırsat ayı, Rabbimizin bağışlanma merhametine girme ayı. Bizlerin de bu ayı iyi geçirmemiz, güzel geçirmemiz ve sonunda da Rabbimizin razı olacağı şekilde Rabbimizin huzuruna gidebilmemiz için evvela bu bizim bize verilmiş müthiş bir fırsat. Ne yapmamız lazım? Ben bugün bir olumsuz özelliği ama önemli olumsuz bir özelliği ele aldım. Bizler de 30 gün boyunca Rabbimiz eğer fırsat verirse kendimiz de murakabe, nefis muhasebesi yapma zamanı dilimindeyiz. Geçen sene içimizde olan kardeşlerin bazıları içimizde yoklar. Belki seneye biz de olamayacağız veya belki yarınki orucu biz de tutamayacağız. O yüzden bizlerin tez elden nefsimizle murakabe yapıp Allah ile baş başa kalıp olumsuz hasletlerimizden iyiye çevrilmemiz, iyiye dönmemiz gerekiyor. Rabbimiz yapmış olduğumuz ibadetlerimizi katında makbul eylesin. Bizleri her daim rızasına uygun hayat yaşayanlardan kılsın. Ve sonunda da kalan ömrümüzde de bu ayın hürmetine bizi bağışlayıp kalan ömrümüzde de onun razı olacağı şekilde yaşayıp onun huzuruna o şekilde gitmeyi cümle Müslümanlara nasip eylesin. Ela inna ahsana'l kelam ve eblagha'n nizam kelamullahil melikil azizil allam kema qalallahu tebaraka ve taala fil kelam ve iza quri'el kur'an festemi'u lehu ve ansitu leallekum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. İnne'd-dîne 'indallahi'l-İslam. Sadakallahu'l-azîm.